Hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Sena Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Hazırlık olmadığı için bu sene de 2. sınıftan devam edeceğim. Peki neden psikolojiyi seçtin? Psikoloji seçmem biraz zor oldu. Aslında tercih döneminde kendimi çok hızlı bir şekilde tanıdığım bir dönem oluyor. İçim varlıkla psikoloji arasında kaldım. İkisi de birbirinden çok zıt bölümler. Daha sonra kendimi daha fazla geliştirebileceğim bölüme inandığım için psikolojiye devam etmek istedim. Peki bu üniversiteyi seçerken nelere dikkat ettin? Aslında ilk tercihim üniversite değildi. Sıralamama göre Uludağ ya da 9 Eylül geride düşünmüştüm. 8. sıralamam falan Akdeniz'de. Daha sonra bir çıkma pek istemesem de şu an çok alıştım. Kampüs açısından çok iyi. Eğitim açısından hala biraz... Çünkü bu sene ilk defa mezunlarını verdi. Bu yüzden yüksek lisans ve doktora programları olmuyor. Ama iyi bir öğretim kadrosu var. Kendini geliştirdiğim ve gerçekten bir şey yapmak istediğine yardımcı olan kişiler. Peki okulun yakınlarında kalabilecekleri bir yer tavsiye etsen nereyi tavsiye ederdin? Okulun çevresinde öğrenci evi olarak çok fazla imkan var. Ayrıca KYK yurtları da kampüs içinde erkek ve kız yurdu. İkisi de yarı özel. O yüzden yurt imkanları açısından da iyi. Özel yurtlarda yakın çevrede kamerayla servis imkanı sağladığı için ulaşım hep kolay oluyor. Ulaşım açısından da kampüs büyük. Fakülteler arasında yürümek biraz sıkıntı oluyor ama ücretsiz otobüsler var. Onun haricinde okulun kendi ringi de var. Ulaşım da var. Peki okulun yurt imkanları hakkında söyleyebileceğin şeyler var mı? Okulun yurt imkanları yarı özel ve normal KYK vardı. Bu seneki değişiklikle tamamen yarı özel oldu. Yurt imkanları bence güzel. Diğer yurtlara nazaran yarı özel olduğu için 4 kişilik odalar. Kızlar için, erkekler için de 3 kişilikti yanlış hatırlamıyorsam. Peki okulun çevresinde böyle sık sık takıldığınız, özellikle önerebileceğin yerler var mı? Okulun çevresinde kafeler açısından evet, özellikle kültür denilen bir yer var. Yoğun kafeler var. Onun ayrıca bayırdan hemen aşağı indiğimizde hemen Konyaaltı sahili oluyor. Merkeze de çok yakın. Peki okulun yurt dışı imkanları hakkında ne söyleyebilirsin? Erasmus, Farabi ve Mevlana programları var. Psikoloji bölümü için Erasmus'ta İtalya ve Almanya'ya gidebiliyoruz. İkisi de güzel üniversiteler. Mevlana'da Gürcistan ve Bosna Hersek'e gidebiliyoruz. Süper. Peki sence senin üniversitenin yeni gelen ilk öğrenci ne yapmalı, nerelere katılmalı, nasıl sosyalleşebilir? Öğrenci kulüpleri açısından çok imkanı olan bir okul Antalya'da olması nedeniyle. Eğlenceli öğrenci kulüpleri oluyor ve bunlarla yeni insanlarla tanışma, deneyerek öğrenme açısından psikoloji bölümü için de çok değerli oluyor. O yüzden direkt kendi ilgi duydukları alana yönelebilirler diye düşünüyorum kulüplerde. Onun haricinde Türkiye Psikoloji Öğrenci Çalışma Grubu, Sözcü'de kısaltması olan bir kuruluş var. Bunun Antalya'da Sözcü'ye katılarak da psikoloji öğrencileriyle beraber çalışma imkanı bulabilirler. Bu da hem kendi bölümünde insanlarla çalışmak hem de sosyal bölüm olduğu için yeni insanlarla tanışmak bu açıdan kendi gelişimi için çok önemli. Yani okulun sosyal faaliyetleri yüksek mi? Evet, sosyal faaliyetleri yüksek. Bazı kulüplerle her okulda olduğu gibi ölü kulüpler de var. Ama kulübün içinde de aslında küçük bir klik kurarak da ilgi duyduğun alanda gerçekten çalışmak isteyen insanlarla karşılaşabiliyorsun. Peki psikolojiden mezun olduğunda yapmak istediğin bir planın var mı? Psikoloji çok fazla alt dalı olan bir bölüm. Aslında herkesin ilk geldiğinde klinik psikoloji hayali oluyor, terapi yapmak oluyor. Bu alanın aslında çok küçük bir kısmı. Dediğim gibi bir sürü alt dalı vardı. Örnek vermek gerekirse klinik, adli, nöropsikoloji, adli psikoloji, endüstri psikoloji, sağlık psikolojisi, daha aklıma gelmeyen bir sürü alt dalı var. Kendi ilgi duyduğun alanı aslında mesleğinle birleştirerek çok daha keyifli çalışma imkanı oluyor. Örneğin benim istediğim alan, daha çok ilgi duyduğum nöropsikoloji. Çünkü beynin çalışma mekanizması ve insan davranışının psikolojisi ilişkisini araştıran, bunun üzerine çalışan bir dal nöropsikoloji. Bunun üzerine yüksek lisans yapmak istiyorum. Dediğim gibi bu sene ilk defa mezunlarımızı verdiğimiz için Akdeniz'de kendi okulumda yüksek lisans yapma imkanım yok. Ama bunun üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Peki bu kafası karışık olan adı öğrencilere söylemek istediğin meslek ya da bölüm seçiminde eklemek istediğin bir şey var mı? Yani bu hafta tercih haftasıydı ve gerçekten çok kritik oluyor. Daha önce hiç düşünmediğim bölümler bile sana çok yakın gelebiliyor. Onu da olabilir, bunu da olabilir. Hatta ben bir yere gastronomiyle düşünmüştüm. Şu an ne alaka diyorum. Ama kendini çok hızlı bir şekilde tanımaya çalıştığım bir hafta oluyor. Ben gerçekten ne yapmak istiyorum? Peki bunu okuduktan sonra okurken eğlenceli olabilir ama okuduktan sonra acaba gerçekten zevk alacak mı gibi şeyler oluyor. Ama kendini geliştirdiğinde İlla ki bir şekilde senin zevkine, senin amacına uygun bir yer bulabiliyorsun bölümünde. O yüzden biraz daha sakin bir şekilde düşünüp en sonunda da doğru karar vereceklerine inanıyorum. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.